Efendim, Lingo. Lingo. Nasıl gidiyor? Yeni sezon geldi. Yeni çok şükür. Sezonda devam ediyoruz galiba. Devam ediyoruz. Nasıl geçecek sezon sizin için? Valla benim için geçen sezon çok eğlendik. Tahmin ediyorum bu sezonda çok eğleneceğiz. Çok güzel ödüller dağıttık. Ki en çok seyredilen ve en çok ödül dağıtan kelime yarışması olduk. Bu sene de ödül de yükselttik. Artık daha da keyifli olacak, daha da çok ödül vereceğiz. Efendim, Türkiye'nin en çok izlenen kanalı 3 harfli. Tabii ki TRT. O sorulara çok hazırım. Türkiye'nin en iyi sunucusu Kemal. Bunlara çok hazırım. Ya, şaka bir yana seyircilerimiz çok fazla soruyor. Abi alalım, tabii ki alayım. Teşekkür ederim. Seni kırar mıyız? Sağ ben olasın. De alayım ver. Sağ olasın. Böyle kolay gelsin. Ya abi. Yolda karşılaştığımız seyircilerimiz de çok soruyor. Onlara da tabii bu sefer şey yapıyoruz. Onlara da bu yarışmayı yapıyoruz. Keyifli oluyor valla. Oyunculuk seni bir televizyon dizisinde görecek miyiz? Göreceğiz inşallah. Şimdi öncelikli olarak tabii de güzel bir içerikle, çok enteresan ve Türkiye'de pek denenmeyen bir içerikle ilk başta tabii de olacağız. Absürt güzel abi, bir komedi. Azıcık kopya ver be. Hep böyle anlatıyorlar. Herkesin tadı damağında kalıyor. Söyleyeyim. Tamam. Çok absürt, gençlerin çok seveceği ve gerçekten aslında TRT'de bugüne kadar çok fazla örneği olmayan çok keyifli bir iş olacak. Peki abi, senin kalbine giden yol nereden geçiyor? Burak Serdar Şanal da yarışmaya da gelecek. Aşk hayatına girecektim. Tam sen geldin. Aşk hayatı mı? Aşk hayatına girecek. O benim aşkım. Bu sorular genelde hep Burak'a gelir. Bana gelmez. Abi bir şey yarışmaya hazır. Davet etti, gideceğiz. Bir şey söyleyeceğim. İkiniz de bulmuşken soruyorum. Aşk kaç beden giyer? Buyurun. Bu sorular hep sen bilirsin. Aşk kaç beden giyer değil. Aşkı giydirirler abi. Tabii artık nasıl olur o iş abi? Onu öyle bir giydiriyorlar ki sen bile anlamıyorsun. Bak dedim sana bu işlerden Serdar anlar diye. Sen anlıyor musun abi bu işlerden? İşte anlar diyen o dedim ya aşk kaç beden giyer değil. Aşkı öyle bir giydirirler ki sen bile anlamazsın. Peki, aşk her şeyi affeder mi? Aa evet. Çok güzel söyledin. Öyle ama. Aşk insanı bir an. Peki aşk insanın kendine yakışanı giymesi midir? Oo yok öyle bir şey yok abi. Öyle bir şey yok. Kendine yakışanı uydurmaya çalışıyorsun. Her şeyi biliyor bak. Adam biliyor abi. Seviyorum seni. Öpüyorum sizi. Peki aşk her şeyi affeder mi? Abi affet. Sin. Güzel aşklar her şeyi affetsin. İhaneti? O ezelde etmezdi biliyorsun. Aynen öyle. Ezelde asla etmemişti abi. Aynen. Peki, ihaneti affeden kadınlar sizce gururundan ödün vermiş midir? Ben bu konuları hiç bilemem. Çok vallahi samimi söylüyorum. Çünkü hikayeler bazen aynı gibi olur ama insanlar farklıdır. Herkesin reaksiyonları farklıdır. Ben bu işlerden hakikaten pek samimi olarak anlamam ama bence herkes kendini en iyi nerede hissediyorsa orada olmalıdır. O yüzden neyi affedip affetmeyeceğini herkes kendi karar verir. Senin kalbine giden yol nereden geçer? Kalbime giden yol gerçekten beynimden geçer. Beynimden geçer. Nelere dikkat edersin bir kadının? Yani diyorum ya en önemlisi bir şekilde ilk başta bence ben de onun, o da benim yani karşıdaki partnerimle birlikte aklına hitap etmeliyiz. Ben ona çok, en çok dikkat ettiğim şey bu herhalde. Artık böyle 39-40'a geldiğim bu yaşlarda da. Abi samimi konuşalım. Türk kadını mı, Rus kadını mı? Abi bir şey mi? Bak orada da aynı yani şeyi söyleyeceğim. Orada da gerçekten zihnimden geçen onun milliyeti önemli değil ki. Yani çok samimiyetle soracağım yine bunu. Aşk kelimesi senin için ne ifade ediyor abi? Galiba tahmin ettiğimden çok şey ifade ediyor. O yüzden de böyle herhangi bir sınıfa sokmak, herhangi bir güzellik algısına sokmak bana zor geliyor. Ama her neyse aşktır. Her ne varsa aşktır o alemde demiş ya. Hani her yerde. Görebildiğimiz, hissedebildiğimiz her yerde var. İlahi bir aşk da var sende. Olmaz olur mu? Var. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Eyvallah. Sağ olun.